Marka amacı, brand purpose, kavramını şu sıralar çok duyuyorsunuzdur. Birçok arkadaşım bu kavramı duyunca aman dışarıdan ithal, bizde işe yaramaz dediğini biliyorum. Ben derim ki bir daha düşünün. Dünya artık global bir köy. Gelişmelerin özellikle de sürdürülebilirlik alanında en azından genç jenerasyonlar tarafından takip edildiğini biliyoruz. Nasıl edilmesin? Dünya onların önlerinde uzun bir gelecek var. Dünyaya sahip çıkmaları için onca da neden? Amaç kavramını anlamak için işe kişisel olarak kendi amacımızı hissetmekle başlamak gerekiyor. Ben bu konuda eğitim veriyorum, marka amacı. Ve eğitimlerime ilk şu soruyla başlarım. Bir dakika düşünün, hayattaki amacınız ne? Şimdi size de aynı soruyu soruyorum. Hayattaki amacınız ne? Hemen söyleyeyim. Mutluluk bir amaç değil, o bir sonuç. Hepimiz mutlu olmak isteriz. İşte amacın ilginç tarafı da bu. Kendimize biçtiğimiz amaç bizi mutluluğa, hayattan daha çok feyiz ve zevk almaya götürür. Japonların ikigai kavramını duymuşsunuzdur. Uzun ömürlü insanların bir amaç için yaşadıklarını anlatan kavram. Marka amacı da benzer şekilde markanın insan gözünde değer kazanmasını 21. yüzyıl terminolojisi ile tarif ediyor. Para kazanmanın, büyümenin dışında. Bunlar hedef, amaç değil. Doğru iş yaptığımızda bize sunulan kazanç. Gerek sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, gerekse marka amacı gibi felsefelerin öne çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Bütün ibreler insanların artık markalardan para kazanmanın, sadece kendilerini düşünerek çalışmanın ötesinde bir şeyler beklediğini gösteriyor. Farkındayım, birçok markaya bu korkutucu geliyor. Zira nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Bazıları da bunlar yurt dışı kaynaklı söylemler, bizde daha çalışmaz diye bakıyor. Çalışır, hem de nasıl çalışır? Şunu unutmayalım, insan her yerde insan. Evet, kültürel farklılıklar çok belirleyici, ancak bu bahsettiğimiz kültürel farklılık içine girmiyor. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve hepimiz en azından hava durumuna bakıp bir şeyler değişiyor diyebiliyoruz. O zaman devir, hepimizin elini taşın altına koyma devri. Çok sevdiğim bir Çin atasözü var. 1000 millik bir yolculuk bir tek adımla başlar diyor. İşte tek yapılacak olan o, bir adımı atmak, gerisi gelir. Sürdürülebilirlik konuşuyorum, zira sürdürülebilirlik ajandası gündemi olmayan bir marka artık var olamaz. 2014'ten beri de Sürdürülebilirlik Akademisi ile işbirliği içindeyim. Marka amacı konuşuyorum ve bu konuda eğitimler veriyorum. Zira markaların dünyayı daha iyi bir yere götürme potansiyeli olduğuna inanıyorum. Üstelik yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanlar marka ve şirketlerin dünyaya pozitif katkısı olacağına başka kurumlara göre çok daha fazla inanıyor. O zaman ne duruyoruz? Ayrıca marka amacı konuşuyorum çünkü 30 küsur senelik pazarlama hayatımda hep bir eksikliği hissettim. Bence marka amacı bu eksikliği tamamlıyor. 21. yüzyıla layık, anlamlı bir marka olmak için anlam ve amaç taşıyan markalar yaratmamız lazım. Bu keyifli konuyu konuşmak için en yakın zamanda bir araya geleceğimizi umuyorum. Görüşmek üzere.